Evet arkadaşlar. Galiba şeyimiz sonuçlanmış oldu. CCCP main oynuyoruz. Pekala CCCP main. Şimdi abi şöyle. Draft dediğimiz şey bilmeyen arkadaşlar için böyle 3 tane Hearthstone gibi 3 tane kart açılıyor. 40 de kartlı bir deck yapacağız. 39 aynen. Bir Stalingrad 39 da kart olacak toplam. Bu kartların sayıları farklı olabiliyor. Yani altında mesela bu örnekte çıktı. 2 tane ondan alırsın diyor. Bu peki alırsan. 1 tane almazsın, 2 tane alırsın diyor. Evet. Peki alırsan. Burada ilginç olan şey 3 tane pick yapacağız şimdi. Ondan sonra bize ikinci ırkımızı verecek. Ve ondan sonra artık o ikinci ırktan da ırk diyorum ama devlet, ikinci devletten memleket. 10 tane mi kart, 12 tane mi kart alabiliyoruz? O fark etmiyor abi. Ya o çıktıklarından aldıklarına göre o kontraktı da fark ediyor. Tamam, draftta 3 tane bundan aldıktan sonra karışık vereceğim diyor. Karışık verecek. Şimdi evet. Abi burada artık Sovyetler. Şimdi bu draft yaklaşık olarak işte 30-35 tane pick yapacağız. Evet. Hep ve de sadece Alman oynadığımız için de bütün göreceğimiz kartlar neredeyse yeni olacak. Doğru evet. Yani o yüzden burada birkaç yaklaşım oldu. Sen bizi rarity hangisi? Rarity sabit kartların altında 3 tane şey var görüyorsun bak. Yıldız, 3 tane beyaz nokta var. 3 tane slot var. O 3 slot şu demek. Bu karttan constructed veya limited destleri 3 tane koyabilirsin. En dandik karttan 4 tane. Bir üst rarity'den 3 tane, bir üst rarity'den 2 tane, bir üst rarity'den 1 tane var. Okay. Yani bunlar uncommon yani. Rarity'siyle koyulabildiği sayısı o. Ha? Okay. Bunlar uncommon. Ambush nedir? Ambush abi defensive first strike. Adam sana vururken önce bir sen vuruyorsun. Ölürse ölüyor, ölmezse o da damage'ını vuruyor. Bu soldaki kart çok kuvvetli değil mi? Fena değil, güzel Rifles bir kart mı? Bence de. Rifles mı diyorsun? Kartların isimlerini söyle. Evet, 42. Rifles. Kuvvetli. Evet, soldaki abi 3 manaya 3'e 4 ve bana saldırıldığında first strike'ım var. Ha, bir kere çalışıyor ve... diyor Sinan. Evet, o turda bir kere çalışıyor. Evet, onu söylemedik. Doğru diyor Sinan. Ha, turda bir kere. Turda bir yani ilk atağa karşı first strike yani. Var defense. Yok, tamam. Yok. Evet, sırası turda gelince de full repair oluyor. İlginç. Mig dediğimiz... full repair'dan dolayı çok kuvvetli evet, güzel. 3 mana 3'e 4 yani. Kart. Mig dediğimiz abi fena statları olmayan bir uçak. Biraz overcosted bir uçak. Bir de countermeasure dediğimiz de Hearthstone'daki secret gibi. Activate ediyorsun. O zor yani o. Zor biraz. Activate ediyorsun. Adam şartlarını yerine getirirse o countermeasure trigger oluyor. Ne? Bir damage reduction mı? Ha, heavy armor ona geçtik. Biraz dur ortadakini söyleyeyim. Ha, evet pardon. Ama heavy armor bir damage reduction da. Okay. Countermeasure trigger oluyor. Trigger olursa da bunu 5 yerine 2 mana iniyoruz. O ama o round için. Oluyor. Bu biraz condition ama biraz ya. Bu... conditional aynen. Peki, sağdaki de şey bence değil. Sağdaki de kuvvetli bayağı. Tabii. Heavy armor atağa karşı bir dem. Başkası bir, saldırdığında şey. Bir eksik damage yiyorum diyor. Aynen öyle. Ve Fury'm adamın vardı. Tankı varsa da adamın tankı varsa indiğin sırada da Fury'si oluyor. Oho. Bir de bir manaya hareket ediyor ve atak ediyor. Adamın tankı evet. Varsa ha burada yazıyor. Bu kuvvetliymiş. Tamam. Altındaki da, iki çarpı ne abi? İki tane bir tane, tane alıyor ondan demek. Tıklayınca ha, soldakini pikerse bir tane alıyor. Soldakinden aynen öyle. Aynen öyle. Ama şimdi soldakinde bana şöyle bir şey geldi. Böyle Magic'teki Limited'da remove etmesi zor. Uncommon'lar gibi o hile. Şimdi öyle geldi o evet, kart. Evet. Fena bir kart. Fena bir kart değil abi. Onu iyi edersen adama çok bela olur gibi geldi. Bela olur evet. Bence ikisi de güzel. Ama iki olması de... ötekinin fenaymış tabii. Evet. Ama ikisi de bir tane olsaydı belki sağdakini alırdım ama ben iki tane birden 5 manalık kartı şimdi almak evet. istemem açıkçası. Bence de ya 5 mana olması istemem bir problem. Diyorsun. İstemem. İstemem çünkü o kadar kuvvetli değil. Ya yani mesela kuvvetli. Destemizdeki kartların average karttan ne kadar güçlü olacak bu sence? %5, 10. Tamam okey. Çok üzerinde değil yani. Çok kart. Üzerinde değil. Soldaki de o kadar kuvvetli. Mehmet kart'tan mikrofonun yine uğulduyor okay. Abi. Mikrofonun yine uğulduyor. Demin ne yaptıysan onu yine yap. Birazcık uzaklaştırmıştım. Su 152 iyi ama bence iki tane yerine bir tane 42. Abi o zaman daha iyi. 42. Rifles'ı daha çok beğendim zaten. Rifle'ları aldık abi. Hoş geldiniz tamam. Çocuklar. Sinan aa, su 152 bulduk bir tane. Ha bak mesela King. Şu an tam istediğim şey. Diğer kartlara bakalım tabii ama. Abi bir 42. Rifles'ı da 1'e aktive alıyor Sinan. Ama hayır, tanklar genellikle 2'ye, pahalı üniteler genellikle 2'ye olduğu için o istisnai getiriyor light infantry. Bir de Fury'si olunca 1 ile 2 arasında çok fark oluyor ya. Ha tabii. Ama çok bela bir ability gibi geldi bana, yanlış düşünüyorum. Yo yanlış düşünmüyorsun. Yanlış düşünmüyorsun, yakın kartlar bence de. Şu anda bu iyi. Abi bu ordunun front... ikisini de okudum, çok iyi değiller. Bu şey, bu constructed için bir kart gibi geldi bana. Veya daha sonra draft'ın sonlarında gerçekten de Light Infantry'ye yüklendik yani orada çıkarsa yaptığın zaten çıkarsa bir tarzı var evet, dekin artık evet. Dersen çalışır. Bu da ne biçim yani? Bu bayağı kötü bir kart evet. Zaten. Yani o zaman bir tane de su 152'miz oldu. Tank su 152 oldu. Çok iyi abi. Çok güzel. Katılıyorum.
Nonsoran ne diyor? Alt o paraşüt. İki tane godlike kart var beyler. Şimdi bir kere bu sembol işte. Bu bir tane koyabilirsin sembolü bu. Ha bu ya bu legendary mi demek? Bu legendary. Legendary. Bu king yani. Bu bence soyadlardaki en kuvvetli kartlardan birisi. 5 manaya 5'e 7 geldiğinde yanında T34'le geliyor. Bir round için. Bu round geliyor o T34 blitz'i var. Gelip saldırabiliyor. Sonra da ölüyor. Bu hayvan. T34 5/5 blitz. Korkunç. 2 manaya saldırıyor abi. Aynen. Yani bunu biz 5'e açıyoruz. 2'ye 7 manalık bir kart. Evet bunu... Veya 9 manalık... T34 kısmı adamın, boşa gidiyor yani. Hayır hayır. Veya 9 manalık adamın support line'ına vurmak istiyorsun. Support line'ımıza geldiği evet, için... Evet gidip de vuruyor doğru. Çok late game ama... 5'e açarsak da 5'e 7. 5'e 7 özelliksiz oluyor 5'e açarsak. O da iyi. Ben bu kartı aldım arkadaşlar. O da iyi. 1'e activate oluyor. O çok iyiymiş. Ötekileri de okuyalım ama. Peki ama no surrender. Yine light infantry veriyor. Yine şey tamam. Kişilikli kart. Enemy ground units cannot attack. Benim mikrofonum kötü mü hala? Evet çok kötü. Hışırdayıp duruyorsun. Tamam. Ağzını, çamur. Ağzına bakıyor mikrofon doğrudan doğruya. Her nefes aldığında mikrofona üflüyorsun. Şimdi nasıl? Bakalım biraz konuşursun. Bak burada senin kartın var. Tamam, güzel bir kart. Bakalım. Çünkü general çamur. Aha benim kartım çamur. Evet çamur dediğim kart. Enemy ground units can't attack next turn. Fena bir kart değil ama bu... O çok kuvvetli bu arada. Çok... Madda çok kuvvetli. Evet öyle görünüyor. O enemy ground units can't attack next turn. Bayağı değişik bir şey beyler. Yani çok şaşırtır abi adamı. İşte Sovyet gibi oluyor. Böyle bir bakar adamlar evet. Yani. Ama ben evet, yine de ama, ben yine de kahramanlarım. Ama Six Airborne insan değil abi. Aldım Six Airborne arkadaşlar. Beyler bu arada abi. Şimdi. Ha. Şimdi bir poll daha yapalım. Tamam mı? Oylamamız sonuçlandı. Ve İtalya'yı seçti. Desteği. Galiba ilk pick İtalyan geliyor sadece. Yani seçtiğin ırktan geliyor sanıyorum. Ya, eyvallah. Destekçiler İtalya'yı seçtiler. Ve bir Rus-İtalyan ortak yapımı olarak İtalya'yı aldık abi. İtalyanlar geldi. Dandik dandik üniteler diye geldiler. Savoia Cavalleria geldi. Şimdi ne diyebilirsin? Yani adam bir manaya birebir. Blitz tank da sayılı diyor. Yani. Aferin. Gidip vuracak saygılar. Altındaki ata anlat. Sen tank sayılıyor mu sayılmıyor mu? Bu tanka evet. Ata anlatırsın. Akdeniz'de savaşabiliyoruz. Başka bir cephe... Mehmet söyle bakayım. Mehmet bir şey demeye çalışıyor. Bir şey deniyorum. Değişik bir şey denedim daha mı iyiyse sonuçta. Bilmem biraz bir konuşunca farklı. Anlarız. Abi iki tane tamam, dört yıldız... Mehmet sesin gitti. Hayır geliyor. Tamam şimdi geldi. Bir saçmalıyor. Burada da gördüğüm kadarıyla iki tane iyice dandik kart, bir tane de common kart var. Bir dakika. Ortadaki dört şeyli en düşük rate'den. Cannot be played if you control more units than the enemy. Buna göre bir deck yapacak bak. 3-5-5 aldık şu ana kadar. Şimdi abi. Bir kere kartlara bakalım. Soldaki dandik gözüküyor ama değil. Ya değil. Niye? 5 güzel. Şimdi birincisi o bir bomber. Evet. Yani o uçak böyle küçük kenardan pipileri var ya o bomber demek. Evet pipili şunu söylüyorsun. Hayır o İtalyan yok. Air Force sembolü o. Aynen, uçak sembolünün pipiler. Aynen. Evet tamam. Küçük pipiler var. Şimdi bu uçak... Motorlara pipi diyeceğim. Motorlara öyle. Pipi deniyor. Abi bak 5 powerlı bomber 4 manaya olacak iş değil. 8 mana falan o yani normalde. Abi bak, evet. 6-7 mana falan. Yerdeki ünitelerin bomber, destroy olmazsa güzel bir bomber. Bomber vurduğu zaman damage almadığı için 5/3 ile yani yok edersin. O yüzden böyle bir şey yapmışlar. Hani zayıflığı da dediğiniz gibi yerdeki ünitelerin destroy oldukça dandikleşiyor. Ama bu kart bence kuvvetli bir kart. Ortadaki fena değil ama o condition her zaman olmuyor. Evet. Mesela yani %60 falan diyebiliriz roughly. Dolayısıyla o 4 vurmuyor yani. O 3 manaya 2 vuruyor aslında. Buna göre deck kurmak kolay olmaz yani. Evet. Bu biraz daha conditional diğerinden. Hı. At zaten bahsetmiyorum atlıları. O da at yani zaten. Başka evet. Bir çağdan başka bir çağdan gelmişler yani. Evet atlı. O zaman abi bence Marchetti'yi alalım ya. Markete gideriz. Savoia Marchetti. Savoia Marchetti'yi alıyorum. Aldım. İtalyan uçağımız var. Abi. Sturmovik geldi. Bu güzel olsa gerek. Heavy armorlu bomber yok ya. Çok da iyi değilmiş. Şimdi bak görüyoruz mesela 5 manaya 4. Evet. Atak bu da bir başka bomber. Ve bu bomber safe bir bomber. Şimdi bu US ally'ysan evet. Çok kuvvetli. Yalan. US ally'ımız yok. US ally değilsen çok kuvvetli değil ama fena değil. Bir tane daha Cavalier geldi. Savoia Cavalleria o alınmaz. Cavalleria'yı almıyoruz. Yani şimdi burada bu draftta hep karşılaştığım bir şey benim. İki tane kötü kart mı? Bir tane daha kötü kart mı? Peki. Evet. Yani Sturmovik daha kötü A20B'den ama iki tane slot doldurmuyor. Aynen. Evet. Bir tane aldığımız için Sturmovik. Bence Sturmovik abi. Çamur duyuyor musun? Orada mısın?
Evet evet duyuyorum. Mantıklı abi, zaten kötü kart alıyoruz, bari doldurmayalım. Şturmovik'i aldım. Yine Rus kartları geldi. Mobile Defense. 2 tane T-70... Ne yapıyorsun? Ha. Bir roundluğuna 2 tane T-70 geliyor. Bu da biraz late game kartı. Bunun T-70 ne yapıyor? Mouse'u homer değil abi. O late game kartı değil. Çünkü neden? Bir manaya oynuyormuş. T-70 bir manaya oynuyormuş. T-70'lere blitz vermiyor. Bir de T-70'e blitz vermiyor. Aynen. T-70'in gardı var. Gardı var ya. Geliyorlar duruyorlar. Ha. Ama o zaman çok da iyi değilmiş yani. Bu pek iyi bir kart değil gerçekten. Evet. Yanında şey getiren bu muydu? T-34 getiren bu muydu? Yok. Evet. Hayır. 5. 6 Airmon. Ha şunlar T-34 getiren bu. Hayvanlar. From the people. 3 manaya 3 demek. O çok iyi abi. O fena King. Değil. Yani, Frostbolt atıyorsun. The King o yani. Al. Sovyet halkının sevgilileriyle diye atıyorlar. Sağdaki Destroy Friendly Unit. Ha, o çok crap. Crap. Çok evet. Crap abi. Abi o zaman Sovyet kadınından sevgilerle diye alıyorum. Fakul. Bir tane daha Amerikan uçağı geldi. O ortalığı yakmayı severim. Yaz burada Katyusha var bir dakika. İyi bir şeydir inşallah. Katyusha insan değil. Öyle olmalı. Bir de öyle tane olmalı. Var yani. Bence o insan çok değil. Blitz demiş. Gelip atak eden artileri yani. Atak edince yalnız ekstradan da bir... Aa, oha çok güzel. %50 ihtimal. Yani 1.5 vuruyor her atanda. Gelip blitz atak ediyor sıfır manaya. Oo, sıfır atak ediyor. Tamam. İki mana... Yani akıl almaz. Desteği Katyusha'lardan dolduralım abi. Evet. Eastern Front Bound. Target Friendly İtalyanlar geldiler. Şimdi bu bir İtalyan mi? Kartı. Evet, T-70 güzel. Bu bir İtalyan kartı abi. Alpine diye bir İtalyan evet. Sub teması var. Ama, kendi içinde bir teması var. Ama yalan. Alpine kartlar üst üste Alpine inersen çok kuvvetleniyorlar. Ama abi bu ama, draft işi değil. Değil çünkü bir de İtalyan Sub Race az geliyor falan ama denk gelirse çok kuvvetli olur. Sub Race veteran dediğin pilot ne? Nazi öğretisiyle ilgili bir şey değil ama değil mi? Sub o, race değil. Da, o değil. Oyun mekaniği olarak Sub Race. Anladım, tamam. Veteran pilotlar var. Target Friendly Fighter gets RT. Bizim fighter'ımız henüz hiç yok. Bomber'ımız var 2 tane. Yok bir tane. Kaç tane? 2 tane. Nerede? Bu bomber mi? Bu da bomber. 2 bomber'ımız var. Fighter'ımız yok. Dolayısıyla veteran pilotu verecek fighter'ımız olmayabilir. T-70 güzel bir tanktır diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Bayağı iyi. T-70'leri aldım. Alalım yürüyelim. OT-34. Smoke screen gets double... Deal double damage to infantry and HQ. Ooo. Çok güzel. Flamethrower tank mı? Galiba. Çok Sovyet o bir tank. O bayağı kuvvetli. Sovyet... Abi burası güzel bir pick. Hoş. Workers Unite de güzel. O da çok güzel. Hem bir mana slotu veriyor. Hem 2 kart veriyor. Wild Growth atıyor ve 2 kart çektiriyor. Nourish. Nourish evet. Nourish. Güzel. 15. Motor Rifles da 1/5 guard ve HQ'nun damage'i güzel uçurunda. Kartlar evet. Güzel kartlar. Evet. Bence OT-34 çok kuvvetli bu arada. Ama Workers Unite diye bağırmak istemiyor musun şimdi? O da tabii istiyorum bir yandan ama OT-34 de korkunç iyi. Çamur ne dersin? OT-34 ya. Abi çok upside'ı korkunç değil mi onun? Evet. Yani... 8 vuruyor benzer. OT-34 damage'ı. Ha bir de bir şekilde pamplarsak falan. Şimdi anti-aircraft gun 3 tane. Bilemedim. Enemy elimiz... Uçak getirme diyor. Bilemedim. Gerçi bomberlarımızı şimdi, korumak için o bir artilleri bir de. Abi evet. Mesele o. Artilleri. O bir artilleri, birinci tur açıyorsun. Adam mesela 3/1'ini inemiyor. Şimdi onlar düşünsün kartı. Ve bizim bomberlarımızı da herifin fighterlarından koruyor aynı zamanda. Erken artilleri çok kuvvetli bir şey abi. Peki. Hep çok kuvvetli bir şey. Tank ama destroyer. Su-85 de sertmiş bu arada. Bir tane tank destroyer var. Hayvan abi, gibi ama, damage oluyor. Bu bak Mehmet. Iki öteki manaya gibi değil. Öteki surata gidebiliyor zaten. Öteki bak bu 2 manaya oynuyor Su-85 ama. Gördün mü? Evet. Bu iyi bir kart hayır, değil ama abi. Hayır ama OT-34 de 2 manaya oynuyor ya. Ama comparison için. Yani birisi 3 tapınız birisi yani. Tabii gerçek... tabii çok ayı diğeri. Evet. Ataksan destroys a unit. Ataksan destroys a unit. Deals excess demiş to the enemy HQ. Trample var. Trample var. Var. 7 manaya 7 ama 7. O kadar o infantry olduğundan dolayı biraz zayıf oluyor. Yani çünkü yavaş açıyorsun, yavaş ağır geliyor, gidiyor. Vuruyor falan. Biraz uzun. Ama evet. Kötü değil. Ama şu anti-aircraft'tan bence anti-aircraft artilleri çok güzel. Tabii tabii. E-gun tamam. Easy gözüküyor. Easy. Aldık arkadaşlar. Oyunun bir cahili olarak easy gözüküyor. Su-76 geldi 2 tane. Bir tane İtalyan tankı geldi ki bu şey anlamsız. Bir de mod güzel olabilir tabii yani. Sinan gene modu görünce heyecanlandı. Mod diye bağırıyor değil mi? Abi o İtalyan tankı çok kötü. Yani çok İtalyan çünkü. Çok garip ama bir de. Öldüğün zaman senin bütün ünitelerin retreat ediyor. Ooo bağıra bağıra kaçıyor herkes. Support line'a gidiyorlar garip yani. Çok kötü bir tankmış evet. Su-76 herhalde kötü değildir. Çok kuvvetli.
çok kuvvetli var. Hayvan evet. gibi. Battlecry'de gelip face'e 3 vuruyor ama 5'e 3, 3 manaya 1'e activate oluyor. Çok güzel. Deminkiyle düşünün abi. 4 manaya evet, 2'ye evet. move ediyordu. 5'e 3'tü. Bu da 5 vuruyor. Bu 3 manaya 1'e move ediyor, 5'e 3. 3 damage vuruyor. Evet. Alakası yok. Ama madde güzel. Yanında çamurcular var. Madde çamurcular da kuvvetli. İkisi de olur. İkisi de güzel. Çamur... Yanında dediğim ben cömert ve Sinan Damaz. Hmm. Çamur ne diyorsun? Çamur mu alıyor? Millet çok çamur istiyor. Herkes çamur istiyor. Millet çok çamur istiyor evet. Millet, millet çamur istiyor. Yani milletin... Çamur. Evet. Peki, Spirit sonuçta of bir de Sovyet oynuyoruz yani. Milletin istediğini yapmamız lazım. Tabii doğru. Yine bu dandik bir şeyler söylüyordur kesin İtalyanca. Onu geçiyorum. Ama bak görüyorsun. Resim çok güzel değil mi? Arkada lejyoner ya falan. O konuşur öyle de biz final push falan daha işe yarayacak şeylere bakalım İtalyanlar. Gibi falan. Abo işte bak pump olursa fena olur demiştim. Ooo. Face'e double damage vuran abiye bunu atarsan close end kombomuzla öldürebiliriz adamı. İşte. Güzel keyword'ü söyledin orada close and combo. Evet. Bir de 3 tane abi 3 tane yok, yani. Doldurma doldurma. Çok kötü aynen. Yani, çok fazla yani. Abi 10. Dance Regiment olacağız herhalde. 10. Guard'lar geldikleri zaman artık giderek sinirleniyor bu arkadaşlar. Onun adı yanlış yazılmış yalnız. Grubashi Berserker. Grubashi Berserker 2-7. Exactly aynı çünkü. Aynen üç yerine 1 artıyor Grubashi sadece. Berserker. Alıyor 17. Grubashi Berserker. 10. Grubashi Berserker. Grubashi Berserker Regiment'ı kurduk arkadaşlar. 1271. Rifle Regiment diyor. Elimize resources veriyor. 2 tane light infantry yine. Bu Sovyet'in belli ki light infantry'ye doğru giden bir constructed yaklaşımı var. Hı hı. Ama counter offensive çok Sovyet bir hareket tabii o da. Target infantry or tank gets +1/+1 for each damage unit. Ha, aslında ilginç. Bizim çok tombul ünitelerimiz var bu arada. Çok şey değil. 1 hit point, 2 hit point çok fazla evet. ünitemiz yok. Evet. Biraz late game'iz yani. Azıcık şişkin bir dekiz. İşe yarayabilir. Bu da bizim diğer artillerimiz yüzünden çok fazla uçakları olamayacağını düşündüğüm için koymayalım diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne dersiniz. Ben counter offensive diyorum. Ne diyorsunuz? Abi şu 1-2-7 birinci rifles bir kere kuvvetli bir kart. Güzel mi diyorsun? Statları iyi bir kere kendi kendine. 5 maniye 4'e 6. Evet güzel. Kendisi iyi. Bir de üstüne 2 tane de light infantry veriyor. Evet. Bence o çok iyi bir kart. Burning Sky da çok iyi bir kart. Evet. Ama şey mantığı yine... yanlış mıydı? Zaten artillerinden adamın uçakları azaltacak. Doğru, doğru. Destroy etmek istemiyoruz ama senin artillerin uçakları azaltmıyor bu arada. Senin artillerin uçakların operation cost'unu arttırıyor. Adam isterse yine ha, iner gelip vurabilecek. İner ve vurur da parasını ödeyip evet. isterse. Biz hani destroy etmek istersek alacağız ama bence 1271 daha iyi. Alıyorum bunu çamur. Hı, tabii. Aldım. Son itici. Aldı. Kart var burada. Tabii son itici demin konuşmuştuk son itici. Evet son itici konuştuk. Burada da İtalyan yine aynı. O bomber kuvvetli bence hala. Evet şu bence de onu alalım. Bence bomberi alırız. Reserves ama bu reserves de aynısı. Böyleyken alınır. Çünkü bu da ha, paket olarak çok alınır. Aynen süperleyince çok iyi oluyor. Aynen süperleyince iyileşiyor ama. Ama diğer bir de reserve'ci adam da aldık da reserve sinerjimiz yok ki. Yok. Yok bu oyunda abi bir de bu light infantry. Şimdi 5 tane slot var her bir frontta. Yani support line'a Stalingrad'da olduğu için 4 kişi ekleyebilir. Ha öyle mi? Ana baba günü olmuyor yani. Ana baba günü olamadığı için o kadar iyi bir şey de değil. Evet. Yani aldım bombardımancı kuvvetli abi. Biz çok artileri çok bombalı bir yerlere geldik. KV1 kesin çok iyidir abi. 6 mı? Yok ya. 6 heavy armor'ı var. 2 operator var ya. Onun hem guard hem heavy armor abi. Guard doğru. Heavy Armor güzel bir combo abi. Gel evet, vur diyor yani temel olarak. Aynen. Yanındaki kart, sağındaki kart da bayağı kuvvetli. Rifle var. Bu da 3 mana 3'e 4. Bir ünitelini öldürdüysen mesela gittin değiştin bir şeyi pat 0 mana iniyorsun. Bu da kuvvetli. Mother Rush'a pek kuvvetli değil. Ama Mother Rush'a... Bunu dedirttiler sana herhalde. Mother Rush'a kuvvetli değil dedi. Maalesef beyler. Bu lafı ettik yani. Maalesef yani. KV1 midir, Rifle Regiment midir? Abi onu şimdi bu durumlarda birazcık körlüğümüze daha... Körlüğümüze baksak mı biraz? Aynen öyle. Körlüğümüz burada. 3 manamızda biraz eksiğimiz var diyor. Öteki kaçtı? Daha ziyade 6 mana. Daha ziyade abi şu kart çünkü 0 manaya da oynayacağız o kartı bazen. He. O yüzden o kart ucuz iyice ama esas olarak 4-5-6'mız bir şeyler almak istiyor muyuz? Bence şimdi, istemiyoruz abi 4-5 var. İstemiyoruz daha 20 pick var ya da 19 pick var daha. 20. pickteyiz şu an. Evet. Bence Rifle Regiment şu an daha iyi. Bu yüzden, kör yüzünden Rifle Regiment. Bir de Rifle Regiment çok kuvvetliymiş zaten. Çok diğeri de çok kuvvetli abi. Gerçi de. Evet. İkisi de çok kuvvetli, Rifle Regiment ayılar. Pekala, geldi Rifle Regiment'ımız. Bir İtalyan Fighter'ı geldi. Yine abi çok ilginç bir İtalyan Fighter'ı. Bence bu bayağı kuvvetli bu da. İtalyan Air Force Defense'den Enemy HQ Destroys This Unit. Ha. Ama abi biz... Ha, Gazban maçı. Evet, Gazban Ogre tarzı inanılmaz bir power tank. Ama yani biz Sovyet olarak... 2'ye 4,
olur iş değil. Kendi yani base'imize böyle... damage vurmuyor muyuz abi biz? Şu almadık an vurmuyoruz henüz. Galiba. Almadık henüz galiba. Vurmuyoruz. 2 manaya 2'ye 4 abi çok olur gibi değil yani o fight. Şu Ivanlar da çok fenalar ama ya. Fena değil. Bence o fighter'ın 2 olması da güzel bu arada. Yani çok iyi. Yani... To the support line. Bu ne ya? Bu da güzel kart. Hani vardı ya bu öldüğü zaman ha, tamam. Bir tane de 1'e 1 getir. 1 manaya 1'e 2 geliyor ölüyor. Bence aynı maçı ile ilmiyor. Maçı çok kuvvetli abi. Fighter abi her yer uçak oldu. Peki uçaktan uçak gidiyor. Ama uçaklı artillerili bir orada. Ne varsa artilerili, her türlü. Evet. Kat yüşeği alıyorum bakmadan. Diğer ya, bence dur de ama bak. diğerlerini biliyoruz değil mi? Front. Mesela bak bu da Light Infantry'de de güzel ha yani. Ama evet, kat daha iyi bence. Bu işte Light Infantry'yi kurabildiysen yani. Çalışır diyor. Aynen abi. Light bu ikisi de güzel için. Ama körvümüzde de abi Katyuşa'yı ben çok beğendim. Bir de Katyuşa varsa basılır diye düşünüyorum. Katyuşa insan değil abi. Katyuşa insan benim gördüğüm en kuvvetli kartlardan biri. From aha bak 1271 bir daha geldi. Ambush'u var. Gaul Bin kim bu arada? İsef, Alp Bilgin. Portreisi çok da... Gaul'in Alp Bilgin. Abi tamam. Ambush defensive olarak bir kere turda first strike veren evet. Güzel bir kart ama from the people... From the people, by the people, for the people. Evet. Chat. Halk için. Halk için, halktan. Halk için yolluyor. Amerikan uçağı. Amerikan... Kötü. Friendly infantry units have artı 3 atak. Biz abi infantry bu da yine biz. Bu da yine light infantry destesi için. Evet ama biz abi onları pikleseydik bunu atar. Topçu ve uçakçı bir dekiz. Evet. O yüzden biz 1271'i alabiliriz yine bence. Aldım tamam. Ben tekrar. Yine şişirmeye devam ediyoruz körvümüzü. 3'ü almamız lazım arkadaşlar. Matchi geldi. Çöllerden Matchi itebiliriz. O yani pek kötü bir kart. Oldukça hiçbir şey yapmayan. Pek de kötü. Abi evet. Full repair 5 manalık olan fena değil bu arada. Eti bol bir abimiz 95. rifle'ı görüyorsun. Arkasından güneş doğuyor yani. Aa, fena tabii, bir doğur, abi. Eti bol ama maçı uçak daha iyi gibi geldi. Ama uçak yani. Ama uçak diyoruz. Pekala. Uçaktan gidiyoruz abi. Uçak ve topçu. Bir daha bu uçak ne kadar çok olursa o kadar iyi oluyor. Aynen abi öyle. İki tane İtalyan kartı var. Ben Rus kartına bakıyorum. Oo şimdi iki tane fighter aldık değil mi bu maçlılar uçak. 3 tane almışız. 3 oldu hatta. Şimdi abi bu Alpine Regiment Alpine başka bir şey varsa çok iyi. Doğrudur. Ama hiç yok. Hiç yok. Spirit of Rome ilginç bir kart. Infantry'miz biraz daha olsaydı kullanabilirdik. Çünkü early biraz evet, vurup, biraz evet. Öne geçersen çok fazla veriyor. İki tane aynen, veteran metan, pilot da kötü. Maçilerle de güzel aslında. Maçı zaten artı, İtalyan setup'ı için o. Aynen. Şey setup'ı için o. İtalyan setup'ı için. Ama veteran pilot da iyi bir kart değil abi. Yani iki tane abi... kötü kart da iyi değil yani bir açıdan. O zaman neyi şey yapıyorsun? Alpine burada alıp... biraz zor bir pick. Başka kaç fighter'ımız var toplam? 3. Başka fighter yok. Diğerleri bomber olması lazım. Göz atalım. Bomber, İtalyan bomberi, Sturmovik bomber. Bomber var abi. Yok, Sturmovik bomber mu? Bir dakika. Bomber evet. Bomber. Abi 2 İtalyan, 1 Rus bomberımız var. 3 tane de İtalyan fighter'ımız var. Abi Alpine olacağız herhalde. Diğerleri daha bence de öyle. Çünkü Alpine olmasa bile 2 mana 2 2 yaratıktır diyerek. Ha evet, o yüzden dedim zaten. O zaman veteran pilot çünkü close end combo yani. Onlar da ciğerleri de olsun. Çek. Böyle elde durur bakarsın. Aynen öyle. Aynen öyle. Urallarda fabrika şimdi, açarsak. Abi Ural fabrikası. Ural fabrikaları. Ural'a buradan selamlarımı gönderiyorum. Selamlar. Uralların. Ural fabrikası. Lan, çamur kartı var. Ural kartı var baya. Var evet. Bizim Ural fabrikasında var. Beni bir sefer kazıdılar. Şöyle kazıdılar. Hatta gösteriyor nasıl. İki sayfa ileri gidebilir miyiz ya da bir sayfa. Bir sayfa bir gidelim. Sağa doğru. Fifth, sixth airborne'u açabilir miyiz? Adam geldi. T-34'ünü açtı, bana vurdu. Sonra da Ural fabrikası attı T-34'e. Böyle bir mahvolduk ya. Yok olduk beyler. Yani böyle bir şey olamaz. Evet, bir turnlük gelen adamların üstüne atmak için Ural fabrikası çok güçlüymüş. Ama bizim öyle bir tane kartımız var. Evet. Yine de değer mi diyorsun? Bir tane var elimizde. Hayır, değmez. Abi BT-7 kral değil mi ya? Aynen, evet, BT-7 King. BT-7 yani biraz daha kötü bir kart olsa deneyebilirdik. Yani BT-7 ama bu çok bayağı... güzel bir constructed temasıymış yani. Bunun üstüne gidilebilirmiş Uralların. Ben BT-7'den aldım koydum. BT-7 King abi. Abi artık Şahika diyor. Şimdi Şahika... Şahika Fighter. Şahika Fighter çok kuvvetli. İ-16 Işak Fighter eklerim diyor. O... Ölünce... Ölüyor mu o İ-16? Ölünce 3 bölü 2 geliyor abi. Ölünce aklı başına gelip Şahika ölünce, Şahika ölünce 3 bölü 2 İshak geliyor. Okay. Bu çok İshak. Kuvvetli bir kart. Güzel evet ama KV2 hayvan. Eminim çok iyidir. KV2 adam çok kuvvetli. Adam torpil ne yapıyor? Adam torpido da çok kuvvetli. 3 tane çok kuvvetli kart beyler. Adam torpido... Oo, destroy target enemy unit. Bu assassinate atıyor. Hem de görüyorsunuz 5 mana. Bu kartlardan çok fazla yok yani. Destroy target unit evet. Çok bulunan bir şey değil. Bence abi. Adam torpido alalım ya. Bence adam ya. Torpido çok kuvvetli. KV2 de güzel. Okuduk mu bilmiyorum. Okumadım. Heavy Armor 2 bayağı fazla abi. 2'den yüksek yok zaten. En yüksek Heavy Armor 2 var. Cannot be attacked by artillery or air. Oha.
Bayağı ama, kuvvetli bir kart kardı. Ama çok tankiymiş. Ama Human Torpedo. Evet. Ya Chaika da bu arada korkunç. Chaika da biraz daha fighterımsı bir şeyimiz olsaydı Chaika da. Bence Human Torpedo diyelim. KV2'nin bu arada tarihçesini bilir misiniz? Kullanamadıkları, hayır, donanmadaki kullanamadıkları gemilerin toplarını söküp KV-1 şasesinin üstüne koymuşlar. Gemi topuyla gidiyor bunlar. Bu zaten top bir garip duruyor. Tabii o yüzden 8 kilometreden daha hızlı gidemiyor bildiğim kadarıyla. Çok, çok yavaş gidiyor ama gemi, donanma toplarıyla ateş eden tam bir Rus. Çok iyiymiş abi. Ama ben bu arada yani Sinan Chaika diyor. Chaika da çok kuvvetli. İkisi de çok iyi. Yani ben ikisinden birisini alırım. Ama çamur torpido mu ben diyor? Ben yani hiç yani denial'ımız az. Richard'ımız çok. Olabilir. Ben de öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Ama diyor. şunu düşünün. Şunu unutmayın. Bence de torpido bu arada da hani Devil's Advocate olaraktan söylüyorum. Hı-hı. Topumuz çok fazla. Toplarla adamın, hı-hı, early play'lerini, evet, durdurabiliriz. Ama, hı-hı, late play'leri için early, Human Torpedo... Evet, bunu zaten öyle bir şey atmayacağız abi. Çok iyi, hı-hı, abi. Abi torpilleyeceğiz. De Devil's Advocate derken Sinan manasında Devil's. Evet. Dedin, abi, değil mi orada? Evet. Abi Sinan Orak Çekici'nin Kanlı Orak adlı bir kart geldi. Kanlı Orak insan değil beyler. Alkışlıyorum. To a unit and your HQ draw a card. Bir mana ya. Bu çok iyiymiş abi. İnsan değil. Diğerleri de kötü zaten. Bu arkada çiçekler açıyor, adam gülüyor. Yani öyle bir kart. Abi birine bir demiş, vur bana da vur. Drobe kart. Bela aldım ben. Yani. Kanlı Orak çok işe yarayacak. Evet. Hah, düzgün uçak mı? 13. İşte o düzgün uçak değil, hatırlıyorsun. Countermeasure gelince ucuz. Ha, o uçak. Geçelim. Biraz overcost. Peki, Edera. 13. piyade alayı. Yine insan değil. Edera bir de abi, Hearthstone efekti varmış onda. Yani bana bak... Evet, random 7/7 geliyor abi. Aynen. Çok bala bak. Anam aldım. Korkunç bu. Aman saç. War Production Gain 2 Edition Random Credits. Dragon falan dese daha iyi. Evet abi, evet. Discard all non-unit cards. Bu çok Rush'daki içinmiş. Bize garip hiç olmaz. Garip bir kart. Rush'daki. Su 76 var. 3 tane. Şimdi Su 76'nın üzdü beni. Niye derseniz bizim 3 tane de 2/4 uçağımız var. Bununla, evet, ters çalışan. Ama diğer kartlar çok kötü. Yani... Bayağı. Bence alalım, non-bomuzu yapalım. Alacağız, non-bomuzu yapacağız bence. Aldım Su 76'ları. Hı. Etti sana 38, 2 kart kaldı. Sonra onların hepsini beraber çekip bakacağız. Abi burada iğrenç 2 İtalyanın yanında alıyorum. Şanlı T70 alıyoruz. Son kartlar kuvvetli geliyor abi. Legendary. 39. pick hep bir kuvvetli. Geldi Legendary valla. Kırmızı bayrak var. 3 tane Legendary. Kırmızı, bir kızıl yıldız diye bir kartımız abi, var. Abi bu 3'ü de inanılmaz kartlar bu arada. Alkışlar. And a random yani. Unit from same nation that cost 2 more. Oha. Bu korkunç. Oha. Neville Brigade destroy enemy unit that is damaged. İnsan değil. O execute attı. İnsan değil. Yani ambush guard'ı var bir de. Gelince execute i̇nsan atıyor değil. Bir de. Çok güçlü. Gelince execute abi, atıyor. Ambush guard'ı da beraber çok iyi değil mi zaten? Bu da insan Tom değil. Tomahawk nereden çıktı lan? Amerikalılardan almışız. Tomahawk açtıktan sonraki infanterilerin hepsi +1/+1 geliyor. Ama yani infanterimiz çok yok abi. Değil. Çok fazla infanterimiz yok. Bence Tomahawk bizlik bir şey değilmiş. Ama değil. Bu ikisi güzel. Ben Kızıl Yıldız istiyorum ye. Yeah. Ama Naval Brigade'de de Orak Çekiç var arkada, bak görüyorsun. Aa, Orak Çekiç her yerde var da ben Kızıl Yıldız... Ne, peki Çamur söylesin o zaman. Çamur Tayboz. Abi yani Cem daha iyi biliyor ama bana Red Banner daha iyi gibi geldi. O zaman Kızıl Yıldız'ı alıyorum ben. Cem, sana rağmen CCCP yıldızını benim açıyor olmam da şaşırtıcı yani gerçekten. Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Evet, gerçekten öyle. Kırmızı bayrağı çektik. Yani güzel oldu bence. Güzel bir destek. Direkt battle. Oynayalım o zaman. Direkt battle diyorum arkadaşlar. Tabii tabii, hayvan gibi bas. Best of 3 falan değil mi? Hearthstone gibi. Artık abi haberin olsun, Hearthstone gibi. Haberin olsun, time limit var. Tabii tabii. Öyle yavaşça olmuyor yani. Evet. Çok uzun tartışamayacağız. Uçaklarımız, toplarımız var. Hayvan, 2 tane legendary kartımız var. Normal mi 2 legendary? Abi fazla bile yani. Bir tane belki oluyor. Eyvallah. İyi. Ha, Arson gibi o da yani. Bakalım. Acemi şans herhalde. Stalingrad, Monsieur vs. Leon. Rusya vs. Amerika. Bloodsicle'ı tutuyorum. T70'i abi, tutuyor. Yani hepsini tutuyoruz. İnanılmaz bir el bence. Anti-aircraft gun üstüne matchi çok güzel. Abi evet. Confirm. Bir şey olursa da, bir gariplik olursa da Bloodsicle ve var. From the People. O başladı galiba. Hemen anti-aircraft'ı açıyorum. 12-71 geldi. Smoke screen var bir de bunun. Yani bir şey de olmuyor. Çok bize. Beter bir kart, evet. Evet. Şimdi sırada T70 var diye düşünüyorum. Ya matchi de. Matchi de olabilir. Matchi de olabilir. Matchi'nin, evet, matchi daha güzel yani. Ama bunu operate edemeyecek bu adam. 4 para cost ediyor abi işte. Kini normalde 4'e atak ediyor. Edemediğini. Evet, edemedin. Maçı açıp kollayabilirsin. Maçı mı diyorsun? Sebebi nedir abi? Yani, abi çünkü base'den adamın base'ine vuracağız. Evet, biz direkt atak edeceğiz adamı. Tamam. Direkt adamın base'ine vuracağız. Adam bir şekilde frontline'ı alsa bile biz oynayamıyordun abi. Onu oynayamaz, evet.
Evet, şimdi T70 artı top, aha bu da T70 yani. Artı maç atağı çok güzel. Evet, hı-hı, ya da evet, top ateşi, ikisi de olur. T70'e bir hover etsene çünkü mantıklı. Smoke screen'i bozarsın. Özgür, efendim? T70'e bir hover etsene. Okay. Şimdi abi bir mesela şurada önemli bir olay çıktı ortaya oynarken. Positioning ile ilgili. Bence yaratıkları derken Stalingrad bir unit mi? Unit de biliyor musun? İki tane. Aynen unit. Tabii. Yaratıkları genel olarak yan yana açmak daha iyi ya. Sebebi ne abi? Şimdi, sebebi aralarını çünkü şimdi sen guard açtığın zaman ikisini de guard edebilirdi. Abi Handim'in size nedir? Handim'in maksimum size nedir? Handim'in size 9'dur abi, Handim'in size. Evet, Fransız'ın böyle bir triki var ama o kartları atabiliyorsun zamanla. Şu an acelesi yok. Evet. Peki. O kartlar ne yapıyor? O kart hiçbir senin top kartını remove ediyor oyunda. Abi elimi doldurup top kartımı attırtıyor bana. Yani. T70'e iniyorum ve T70'e topun sol tarafına inelim abi. Şöyle. Evet. Stalingrad'ı korusun. Şu an Stalingrad'ı ve topu. Uçakla da elimin base'ini açıyorum. Aynen çünkü hı-hı, bizim amacı yani Stalingrad'ın düşmemesi lazım. Adamdan düşük. Stalingrad'ın evet. Stalingrad'ın yukarıda hit point olması lazım ki bu destroy olmasın. Baget diyor. Evet. Abi bu Fransızlar daha bu kartlarla komboları var değişik. Herhalde. Elindeki yani, her tamam, Fransız destesi mil destesi gibi bir şey. Fransız destesi değişik, yok galiba. Fransız değil. Elindeki secondary sub destesi var. Alpine yani, gibi anladım, bu resistance mekaniği. Adamın elindeki resistance'lar için damage vur falan gibi şeyler var. Ha. Değişik kartları var. Amerikan main, Fransız secondary bu adam öyle mi? Evet abi. Ne oynadı? Bu da bir Fransız kartı. Şimdi uçağı da engelliyor mu bu kart? Şu an guardı yok çünkü mobilize var. Mobilize yokken guardı var diyor. Evet. Mobilize şu demek, her turun başında artı bir artı bir alıyor o kart. Damage yiyene kadar. Damage yediği zaman mobilize'ını kaybediyor, evet, ve guardı başlıyor. Abi bir şey oynayamıyorum. Abi, tankla yürüyüp atak edip uçağımla da atak edeceğim gibi görünüyor. Tankla yürüyüp 1 bölü 3'e vurmak çok bana güzel, da öyle geldi. O, onu de bir vuralım bir. T70 yürü abi 1 mana. Buraya vur 1 mana. Çok güzel. Uçakla 2 bölü 4'le adamın base'ine vurup bir tane rezistansı da fırlatmak bence çok iyi olur. Evet bence güzel. Şey atıyoruz öyle mi? Abi bu elde abi durduğu atma zaman hem adam bela kartları güçleniyor olacak, hem bakalım elimizin maksimumu var. Bakalım ne gitti. Marketti gitti. Peki tamam. Marketçi. Bir şeydi o. Abi ne gittiğinin hiçbir önemi olmadığı için. Yani evet tabii. Enter'a abi biraz basalım, daha advanced bir kavram o. Niye dersen hemen insan şey yapamıyor. Bir şeyin gitmesi yo, sanki yo, böyle Hearthstone'daki gibi abi. O aynen, zaten deckin en altındaymış ve hiçbir zaman çekmeyecekmiş. Aynen öyle abi. Tamam. Yani herkes bilmeyebilir onu. Sen anlat biliyor musun? Anlat sen de tekrar abi. O bir şey kaybettin hissi aslında yok o his. Destenin üstünden kart gitmesiyle hiçbir şey olması aslında çok çok az var. Bu ne yaptı adam böyle? Adam mükemmel bir hareket yaptı. Hayvan yani gibi vurdu gerçekten. Hayvan gibi Hovitzer'ledi bizi. Şimdi. Pis herif. Ben ona bir tane From the People atmayı düşünüyorum şu anda. Çok iyi fikir. O güzel bir play. Ama yanında ne yapacağım? Atak edeceğim base'ine. Bu arada adamın uçağı da oynayabilir oldu ya. Oynasın. Biraz bir güçlü oldu gerçekten. Bir tane From the People atıyorum abi. Bence okey abi. From the People atalım. Atak edelim. Bir mana'ya ne yapacağız abi? Yine Resistance'ı atalım diyorsun. Evet. Tamam. BT7'miz gitti. Zaten manamız da bitti. Şimdi Machete abi yapmak istediği şeyi çok çok yaptı. Yani yaptı, evet, artık onun hani onu düşünmemize çok fazla gerek yok. Yani mesela işte su 76'yı açalım mı açmayalım falan çok mühim değil. Çok miktarda uçak iniyor. Şu nerede bizim şeyimiz şimdi ya? O uçak kuvvetli bir uçak. O abi 4 vs 4 ve öldüğü zaman bizim bir random ünitemizi öldürüyor. Evet. Şimdi biz ona bir hal çaresi düşünebiliyor muyuz? Buna abi şu anda ne yapabiliriz ki? Şunu yapacağız. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Şunu torpilleriz. Evet, torpilleyeceğiz ama bir saniye. Bizim abi bu 1 manalık uçağımızı destroy edeceğiz onu torpilleyince. O yüzden bu 1 manalık uçakla adamın uçağına vuralım. Ha, adamın 2 bölü 3'üne vuralım abi. 2 bölü 3'üne vuralım. Sonra da şey orakla vururuz. Sonra da torpilleyelim. Sonra da torpilleyelim. Makki ile buraya vuruyorum. Oraklamayacağız. O manamız yetmiyor. Evet. Sonraki tur oraklayacağız. Onu oraya vuracağız. Aynen. Torpilleyeceğiz. Bir de 35. rifle açacağız. Bir ünitemiz öldüğü için. 2 bölü 1 ölünce. Destroy target enemy unit in the support line. Pekala. Şunu öldür abi. O zaman rifle regiment'ımızı da açıyoruz. Sıfırmanı ya. Güzel. Nereye açtı bunu bu? Bağladı. Baglama. Aman haydi, baglama abi. Aman baglama abi. Belki frontline'ı move ederken düzelir bakarsın. Ha olabilir. Çok bug oluyor oyunda ha, yani. Düzeltti. Kendi düzeldi. Evet, Stalingrad'ın bağrından çıkmak istemedi, geldi. Bu ne be? Şimdi bu B26 mesela mil, o Fransız işinin mil komponentinden. Ha.
O da mesela iki tane de resistance ekleyeyim ben sana dedim. Evet, bu resistance'ları boyayla oynamamız gerekiyor. Değil mi? Yani çok da önemli değil. Yine o da milli o atak edince de o kart... Bu kartı target öldürebilsek işte çok güzel olur. Bakacağız. Kart düşmemize geldi. Evet. İyi yolu olabilir. Bir kere şunu atıp kartımızı çekelim. Bence de atalım abi. 2/1'e. Kanlı orak. Bir kart ver bana. Katyuşa geldi bir tane. 5 mana. Yani şimdi bol şans diyerek 2 tane Katyuşa'yla ateş edip ikisinin de 0-1'e biri gelirse öldürürsün. Evet. Öf, evet. Ama çok acayip olur yani. Girilir mi o topa? Ha abi birisiyle açıp atak edip gelmezse başka gelmezse şey oynayabilirim. Gelmezse başka bir oynayacak bir kartın var mı ki? Su 76 var. Var. Onu var bence abi, yapalım. Bir tane de geldi. Attım. Geldi mi? Gelmedi. Yok, çocuğu ileri götürelim abi. Çocuğu ileri götürelim. Askeri ileri ite. Aynen. O zaman bir de su 76 yapacağız. Şimdi su 76 veya iki tane Fransız kartını atabiliriz. İkisinden birisi. Bence su 76 su ya. 76. Tamam, peki, su 76. Şimdi bu bomber atak ettiği zaman iki tane milleyecek bizden. Evet doğru. İki tane resistance olduğu için. Bunları atsak iyi olurdu gerçekten. Ama kaç kart kaldı? 24. Daha var. Muhtemelen idare ederiz. Evet. HQ'ya mı atak edince genel olarak atak edince diyor. Ha genel olarak. From the people gitti. O kötü. Öbürü neydi göremedim giden kart. Bak abi sol tarafta gözüküyordur şeyde. Bir üstündeki. Bomber fighter gibi istediği yere vurmuyor. İstediği yere vuruyor ve de damage yemiyor. Karşılık verilmiyor yani. O yüzden yani niye bizim bölüm şimdi vurmadı? This unit is fully repaired. Magic dediler. Bilmiyorum. Amerikalılar magic adam yaptı. Adam pek bilmiyor galiba adam. Noob herhalde. 5 ucu ya da destroy edecek bir şekilde. O da olur. Bu adamın blitz'i var mı? Şey tankı tank var. Tank olduğu için tankı yani. Var. Gidiyor. Ne dedi? Amerikalı asker. Abi o kart 2 mana ama evet anladım. Geri kalan mana kadar şişiyor. Çok şişti evet. Peki. Çok şişti. Çok önemli değil ama. 4 9 belki 10 11 adama vurabilirsin istersen. Beyze evet böyle bir şey düşünüyorum ama acaba. Ha ben biz bomber'a vurunca biz damage yemiyormuş. Aynen. Evet doğru söylüyor Sinan. Biz bomber'a vurunca biz de damage yemiyoruz. Öyle mi? Oysa bence şu şeyle Katyuşa'yla. Katyuşa +3/1'le. +3/1'le evet. Bomber'ı patlatıp peki. Diğeriyle de adama vurmak. Bomber'ı da cevap vermiyor. Kalan... Bomber'a cevap da veriliyor. Hiç... O iki vurdum. Bomber... Bir şey değişiyor evet. Mu? Değişmiyor. Diğer Katyuşa'yı yani... deneyebilirim. Ha. Ama o damage'ı kaybederiz o zaman. Bence iyi değil. Yani %50 ihtimalle öldürürsün. 3 kazı. %50 ihtimalle abi hızlı oyna bence şu anda. Peki diğer Katyuşa'yı deniyorum peki. Abi. Bak, hadi. Şu an dene. Olmadı. Vuruyorum. Suyla vur. Esu ile adama vur. Esu ileri. Hayır. Esu ileri adama. Adama face adama. Face. 3 manaya bir şeyim yok. Fransızlara. Ya bir Fransız kartı bir de T. Hayır, Fransız kartını attım. Daha okey abi. Budur. Evet. Tamam. Ben 2 manam kaldı diye hesapladım. Nedense yanlış hesapladım. Ne diyorsun ya? When o you gain extra credit slot pek bir şey değil. Yani yok. Atak ettiğinde yok. Aynı fronta bir tane de random demiş. 3, 4, 5, potential 7. Aa şimdi mesela mod atıp adama vurabilirsin şu anda. Bence tamam abi. Evet aynen. Bence hiçbir tamam. Şey olmaz yani. Çamur dedim. Mattan Magic'teki sleep gibi. Evet abi. Bir vurdu. Şimdi bir de abi tank veya uçak açacaksın şimdi. Operation Cost'u 6. Uçak açacağım abi herifin base'ine vurabilmek için. Ama tank da vurur. Şu an frontline bizde ve alamayacağı için var yüksek. Ha. İkisi tank de okay. Dediğin su 76. Şey su 152. Su 150. Bu da olur o da olur. İkisi de okey. İkisi de 1 ile aktive şimdi oluyorsa... Bir farkları var. Bomber... Gardan etkilenmiyor. O yüzden bomber açmak daha iyi fikir. Doğru. He adam şimdi bu gardı açarsa gene de öldürürüm. Ne oldu? Çamura mı takıldınız? Amerikalılar. Hiç mi okumadınız Almanların başına gelenleri? Bakıyorum. Hala rezistans. İlla rezistans. Hala rezistans. Sherbrooke düşmüş. Evet abi. Katyuşalar maksimum kötü vurdular Cevert. Yani. Hiç hani, iki vurmadılar nasıl, değil mi? Nasıl en kötü vurabiliriz? Bir kere iki böyle. Vurdular orada da waste oldu. Wasted aynı. Bu blitzli mesela o 3/4 ama ground units kendi atak. Saygılar. O zaman. Buyurun. Katyuşa geçti genel olarak güzel bir kart. İnanılmaz iyi kart. Ay well played diyemedim.
İki gold mu? Gold ne lan? Viva la öf diyerek gitti Fransız abi. Niye gold abi o? Gold ne abi? Gold'dü. Evet, tam senin dediğin kazandı gibi Özgür ya. Yani şey olmuş. Başka oyun abi bu. Sonradan demişler ki abi bu oyunun settingi güzel olmadı. Şuna satacak bir skin bulun demişler. İkinci Dünya Savaşı yapmışlar gerçekten. Evet. Luger var mı? Luger. Lüverver. Lüverver vermişler. Yine Amerikalılar, yine Sherbrooke. Pekala. Anti-aircraft'ı açarak başlıyorum. BT-7'mi oynuyorum. Bloody Sickle fast oynuyor. 5'i atıyor. Aynen. 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 Pekala. Oo. Oh. Oh oh, oh. Buyurun. Biraz şimdi, arkasından çıkanlar isimli el oldu. Arkasından çıkanlar. Bunlar ne demek? Smoke screen bu ne demek? O 2 arttırıyor şeyi. O passive ability var demek. Pekala. Buna bir bak diyor yani. O artı buraya bir bak demek. Abi bu sıfıra operate olan tank. O da çok hoş. Çok hoş. Katyuşa da hoş. Alman tankını hatırlıyorsunuz. Onun blitzisinin falan finalısı vardı. Adjacent ground units have artı 2 atak. Güçlüymüş. Bu da peki, toplar için çok kuvvetli ama şu an katuşa yapmış. Şimdi bunlar kümülatif mi abi? Kümülatif ama şu an açmana gerek yok. Yok şimdi değil ama biraz zor uçak kümülatif, oynarsın kümülatif demek ki. Yani. 6 oluyor. Katuşa mı BT7 mi? Neden katuşa? Katuşa vuralım. Ha belki 2 evet vurur. Sen de Cem. Evet belki 2 vurur. İlahi ben Cem. Ben de yani. Hadi cömert işin. Tövbe bu estağfurullah. Bu katuşalar maksimum inefficiency. Bayat olabilir, maksimum bayat olabilir. Ha bir sonraki tur gene ona vuracağız, 2 vuracak. İki vuracak çünkü yani boşa gitmek diye vuracak. Gel bakalım. Farlas. Öne oynuyor musun bunu? Ne yapıyorum diye düşünüyor galiba. Aa. Katyuşa şimdi buraya atak ettiğinde back atak yiyor mu? Hayır. Ama hayır. Şimdi atak etmeyebilirsin Katyuşa'yı da. Neden? BT şey tankla mı atak ediyorsun? Base'ine vuruyor. Hayır hayır. Diğer artilleriyle de vurabilirsin. O da. Ha o da demeceliyor. Ama tamam, smoke screen'i bozarız sadece. Burada önemli olan o bir manayı harcayalım mı harcamayalım mı? Şimdi bence BT7'yi inmemiz gerektiği belli abi. Bozum. Ben BT'ye olsam ineceğiz evet bence de. BT'ye inelim. Peki. Sağa inelim. Fark edin. Sol, burası da olur. Sağ, en sağda olurdu. Bence bir manaya ona bir vuralım. Sıfıra da surata vuralım. Bence de çünkü. Niye bir tane abi daha anti-aircraft karamıyoruz? Şu yüzden. Çok fazla bazı kartlar var. He. Herkese bir. Şey atıyor. Arka sıraya iki. Area damage'ler atıyor. Hani, peki evet, o zaman smoke screen'i bozmuyor muyuz? Nedir karar? Bozuyoruz. Bozuyoruz. Atak ediyoruz. O zaman böyle. Çünkü diğer artilleriyi açmak istemiyor. Cömert. Aynen. Allah Allah. Yok yok. Hayır hayır. Yok, İşe o yaramayacak. Yemin ederim. Value almayacak o. Olmayacak aynen öyle. Peki tamam. Kaç etti? 8 kere mi ne attık? Bak Sinan şey yazmış bu arada. Artilleriyle midfield'a inme. Çok basit yazmış. Çok? Basit bir misklik oluyor bazen. Artileriyle midfield'a inme miskliği var diyor. Dikkat et. Anlamadım ne demek istediğini ama. Artileriye basıp midfield'a basarsan iniyor diyor. Yanlışlıkla klikleme diyor. Mahmur eder diyor. Evet. Ediyor ya. Tamam iniyor ne demek acaba diyorum. Buyurun Amerikalı. Bu kadar mı yani elindeki? O kadar kartım var. Bak benim 3 tanecik kartım var şurada. Ya böyle edeme işte şimdi. Ha, o oynayamayan bir kart değil mi o? Evet. Ama 4'e mesela 4 mansa olacak bir dakika oynayabilecek. Tamam bir tane daha inelim. Şimdi abi Katyuşa ile bir vuralım ona. Bir görelim bakalım. Tamam. Ha, bu onu atabiliyor mu? Atıyor. Evet tabii artıları abi. Cömert. Önce bir Katyuşa'yı atalım. Cömert. Sonunda. Aha vurdu vallahi vurdu. Tebrik ederim. Helal. Evet, bombardıman işte da vur. Şiii. Tankı da vur. Şimdi 3 manam kaldı. Bilelim, tank vuralım bana harcamayacağı için. O zaten. Tank bedava. Tank bedava diyor. Şimdi burada artık advanced play'ler. Evet. İniyor muyuz o anti air'e inmiyor muyuz? İki manamız da yok. Ben öküz gibi inerdim. Ben de ineceğim ama. Ben hep zaten. Bunun ben inmediğim bir tane yer var. O da Alman'a karşı oynarken Alman'ın Eagle Pose diye bir kartı var. Common ve arkaya iki vuruyor. Ha Holy Nova'sı olan adama. Evet, bir de Japon'da da. Eagle Pose kötüymüş. Pardon. Bir de Japon'da da her şeye bir vuran var Common. Ona da inmemek lazım. Tora Tora Sinan dediği gibi o kadar. Tora Tora Tora. Onun dışında in. Alman ve Japon support line'a 2 vuruyor. Holy Nova. Japon herkese 1 vuruyor. He. Alman support line'a 2 vuruyor. İngiliz herkese 3 vuruyor 7 manayı. Toy ground unit. Katyuşa'ya yok eder dedi. Seni dedi. Seni kardeşim dedi. Katyuşa'yı beğenmedi. Ama 1, evet, 2, 3 diye oynayabiliyorum ben. Hayvan gibi. Hayvan gibi. Evet. Değil mi? Çok kuvvetli. Evet. Çok kuvvetli şekilde sana atış ederim. Bir şey söyleyeyim. Küfürlü konuk
Küfür etmiyor muyduk abi? Ben böyle haldır haldır konuşuyorum ama küfürlü yani... konuk diye Sinan eleştirmiş beni. Ama ben dedim zaten en son toplantıda da kim küfür ediyor ki dediler. Ben o kendini bilir dedim yani. Geçen ben bir ben kanalda... Gelemedim toplantıya. Yani bir İngilizce konuşurken bir kanalda küfür edince... Ne çekti bu be? O bizim tankımız oğlum. Discord sansürlemiş beni. İnanç mı söyledi? Oha, çok iyiymiş. Arkadaşlar from the people'ı atıp topçularımla halledeyim. Halledemedin. Çünkü heavy armor biri var. Heavy armor biri var. Şöyle halledebilirsin. From the people 3. Bloody Skull 1, 4. O tank da 2'den 1 geçiriyor. 1, 5 tamamlarsın. Tankımız ama, ölür. Ama. Abi o kartı bir okuyabilir miyiz? Üstüne getir 5x5'in. Biz ona her bir order oynadığımızda draw a card yapıyor adam. Of. Allah belamızı verir yani onu yaparsın. Abi herifin base'ine girelim ya. Biteriz.com. Base'ine girelim. Guard'ı yok bence de. OT34'ü base'e vur. İnersek base'e hiçbir şey yapamıyorum. Ha, bence de o yüzden. Bununla gidip blitz'im yok. Ya var. Gidip öldürebilirim ya ben bu herifi. Bence vur abi. Hayır onu öldüremezsin. Heavy armor'ı var. Ama vuruyorum. Base'de vuracağız. Base'de vur diyorsun. Her şeyde base'de vuracaksın. Evet. Aynen. Onları da göm. From the people'ı da atıyor muyum? Hayır hiçbir şey atmıyorsun. Bu kadar o zaman. Bu kadar. Evet. Aynen. Peki. Zaten bitti tamam. Şimdi o adam 2 manaya bizim 5x3'ümüze vurmak zorunda gibi evet, bir şey zaten. Efendim. Bir hit point'i kalacak onun. Onda da bir şey düşüneceğiz. Neyler iniyorsun böyle ya? Ha vurmadı. Öldü adam. Tamam. Kendini heal etti galiba kartlara ama. Kartlara bakmak ister misin bilmiyorum ama adam öldü yani. Ben en azından yani full atak edince ölüyor adam zaten. Niye direkt eksin? Niye direkt 20 saniye dedi? Ha çünkü zaten adamda. Gold kartlar hiçbir işe yaramazlar. Sadece kozmetiktir diyor. Çamur onunla söyledim herhalde. O hiçbir işe yaramazlar demek değil mi o? Evet, orada abi. Tabii hangi o kelime abi. Hiçbir işe yaramazlar kelimesi. Pure bir yani. Bak şu. For hiçbir işe demek. For hiçbir demek. Purely de iş demek abi. Allah ya. Kadri Niriyel'le karşı karşıyayız. Amerikalı. Yine Amerikalı. Güzel çektik. Abi ot 34 hariç her şey çok iyi. Coin ama yok, hepsini değil mi? Birden evet. Coin şimdi hepsini birden oynamayacağız. Evet. Burada ama oynayabiliriz ya. Var. Activation costları var canım. Curve yapar hepsini. Alo? Birden. Hayır evet. Olabilir de. Hani mesela bir manalık anti-artillery yerimizi çekmeye çalışmak valid bir strateji. Evet. Neyin ama yerine? Hepsini birden. İşte T-70'in yerine. BT-70. BT-7'nin yerine. Neden? Ha yok BT-7 daha iyiydi. BT-7 iyi. T-70 de başka bir açıdan iyi. Maçı ve Katyuş'a kesin kalacak. Bence kalsın 4'ü de abi. Ben bilemedim yani şu an. Tamam. Çamur. Bence bir şey göndereceksek de 70 gönder. Ben de öyle bence düşünüyorum. Bence de en zayıf ama gerek yok yani. Tamam. Bence tamam, de doğru. Ya oynanacak bir dektir. Bir şey hand'dir. Hoppa. Bir T-70 ama çıktı. En şey target'tı yani. Öyle en dedik. En viable evet. Target. Evet Sinan da T-70'e gitsin demiş. En viable target oydu. Çektik mi? Çekemedik. Go. Şimdi adam bir şey açmazsa tekrar maçı açabiliriz. Ha. Adam bir şey açarsa zor. Adam bir şey açarsa BT-70 oynayacağız herhalde. Düşünmek lazım. T-70 olabilir. Bizim tank 7 ile bu T-70. Bu tank 70, bu bizim tank 7. Aa. Bizim tank 7 ile daha tamam. Şimdi uçağımı maççı iniyorum oldu. Arkadaşlar. İn tabii. Temiz iş. Guard etmek isteyebilirim. Uçağı yani guard edebilir miyim? Genelde aynı edebiliyorsun evet. Her şey guard oluyor. Sadece karşıdan artileri ve bomberlara karşı guard edemiyorsun. Bu Katyuşa'nın gelip blitzle 2 vurma ihtimali olması sıfır manaya. Bir de sıfıra ya. Saçmalamış yani. Bence yani vuramıyor, vuramıyor cömert, cömert efekti yüzünden ama. Abi bir kere vurdu. Bir kere vurdu gerçekten. Enemy bu kadar ya mı? Ya 2 damage 2 base olsa bir şey olmuyor Sinan ya. Bizim turumuzun sonunda şey olması lazım. Oynayıp oynayacağın bu mudur? Rakip? Ama Katyuş'a atarız bir şeyler deneriz. Ne bu? 2 manalık infantry. Oo. Oha. 3 manalık infantry. 2'ye 2. Bir güzel. Mana veriyor. Yani neydi o var bundan da vardı Hearthstone'da böyle. Güzel fena değil. 3 manamız var. 3 manaya tanklardan birini oynayıp şunu atak etmek abi. Bence çok güzel fikir abi. Hangi tank? Tanka varım. 0 activation'la tank tabii daha iyi abi boş mana. BT-7 pekala. Katyuşa da olur ama bu daha iyi şu anda. Katyuşa'nın sürpriz. Evet evet bence de. Ha, bana değil sen chat'e konuşuyorsun. Evet bence aynen, de Katyuşa'nın şey gibi instant tabii bir kart diye düşünülmesi lazım. Sıfır mana. Ya gelip ayı 2 vuruyor ya bir yere. Vuramıyor ama. Vurabilir gibi yapıyor. Belki vurur. Sağ 101. Airborne. Bunlar çok bu korkunç. Bunlar bu çok insan değil. İnsan değil bu. Dizisi yani, var diye.
kıyak geçirmiş. Böyle bir şey yok yani beyler. Böyle bir kart yok. Legendary zaten. 3 mana. Ben ona From the People atacağım abi. Uluru var From the People'ın. Bir tek şeyi düşünüyorum. Ama Blitz'i falan da var çünkü abi. Şimdi bence şöyle ama gelemedi. Blitz'ini kullanamadı artık. Blitz'i, evet, Blitz'i kullanamadı. Ambush'u var şu anda. Evet, şimdi Katuş'a geçip ona vurmak. Ha. Kötü değil. Bir de yanına çünkü BT taşıyoruz. Katuş'a geçip vurursun. Bir daha turda vurursun. İki turda ortalama 3 vurması lazım. Galiba haklısın. Senin Legendary'in varsa gerçek Legend'i gör. Aynen. Efsaneye konuş dedi. Tamam. Bir de T70 inelim aralarına. Aralarına şuraya abi. Guardian'ları. Yani ileri sürmüyoruz. Yok, sürmüyoruz. Yani çünkü aslında değişse okeyiz ama bizim şu anda bedavaya değişme ihtimalimiz var. O yüzden. Tabii. Sür. Niye sürelim? Abi Katyuşa ile bu herifi... Şerman. Abi yapsın Şerman'ını. Öyle oynanır mı kanka? Şerman açarsa açsın canım, ne yapalım Şerburg, yani. Şerburg, Şerman değil. Şerman abi önde bir Şerman Amerikan abi, varsa, Şerman'la şansal gibi. Şerman abi Amerikan ünitesi önde varsa 4 mana 4-4 tank geldiği zaman 2 kart çekiyor adam. Şimdi açarsa. Bu Amerikalıların ne biçim lan? Amerikalıların zenginliğini temsil ediyor. Her yerden zenginlik fışkırıyor bu heriflerde ya. 1 mana daha aldı adam. Evet, Katyuşa'yı deniyorum. Şerman Bey diyeceğiz geldi zaman. Katyuşa'yı deniyorum. Abi Katyuşa'yı deniyor, olmazsa Bloody Sickle'la tamamlayacağız. Çok güzel. Kanlı orada görür Amerikalı. Evet, ya Cömert, Allah için bir şey yap ya. Vurmuyor Cömert, vurmuyor. O zaman sana kanlı orakla seni tanıştıralım Amerika'da. Kaldı şey, Cömert sürüyor değil mi bu arada? Evet abi, if you control, belli ki. Bu yalan. Tamam. Peki 4 mana. Şimdi şu, abi şimdi bir kere soldaki tank gidip vuracak. BT7 gidip izle. Vuracak. Draw 3 cards. İşte bu bir triggerlı olay mesela. Sen frontline'a geldiğin zaman 3 kart çekti. Adam bunu oynamış Secret'ı ve ben Secret oynamış. Oynadığını söylemedi. Manasını takip etmeliydim. Söylemiyor. Manasını da takip edemiyorsun. Göstermiyor. Ha. Onu kesin çalıştırıyor onu yani. Eyvallah. Bu Sabu'ya Marchetti'yi açarız. Marchetti'yi iniyorum abi. Evet. SM70. Yalnız yani. Adamın... Ama oraya... Ya, tamam. Yanlış yere. Ama Guard'ın solunu açsam. Evet yanlış yere. Ben o gardı nedense Battlecry diye düşünüyorum. Aynen. Stalingrad'ı koruyoruz. Tabii Stalingrad'ı koruyor. Battlecry değil o. Şimdi gardı, unutma bak. Ölen her ünitemiz bu 5'i düşürecek. Evet. Aklımızda olsun. Bana hep Defender of Argus gibi geliyor bu yani. Geldiğinde çalışacak gibi geliyor. Evet. Hayvan gibi geldiler ama bizim. Ama şu an mükemmel yani. Bu yaratıklar tam bizim için. Tamam. Adamın 6 Sovyetmiş vardı, fark ettiniz. 6 Sovyet üstü Amerikalı. 8'i nasıl vuracağız? Sekizi nasıl vuracağız? Şimdi 8'i abi vurmamızın bir acelesi yok. Bunu bombalıyorum. Onu bombalamak çok güzel bir hareket. Çok efficient. Evet. 8'i ne yapacağız? 1/1 katkı şalamak da hoş olabilir. 8'i ne yapacağız için bana bir şey demedin. Düşünüyoruz. Şimdi 8 abi 6 manalık tankımız 8'e tek atıyor. Şu ama 3 round sonra. Yok 2 round sonra ama... O arada o 8 bize çok canımızı sıkar. Biz onu şimdiden kıralım diyorsak. Çok canımızı 3, sıkabilir 2, mi acaba? Sıkabilir miyim? Bir de şu anda oynayacak bir şey yok. Alpinleri oynuyorum. Hayır, diğer Sovyet Rifle'cımı da. İkisini de oynuyorum. Oynamıyor muyum? Sovyet'i oyna. Rifle'cımı da. Tankları da, tankı da ileri sür. Ha. Gardı. İleri sür, vur abi ona. Herkes. Kötü değil. Al bakalım İvan. Öbürünü de vur. 8'i böyle yapacağız ona. Evet. Enter. Peki kalk düşeli yapacağız falan. Peki. Yine gelirse. From the People bile atarsın çok gerekirse. Yani. Bir from the People. Değerli bilmiyorum. Bunu atacağım From the People. Neyse birisi Stalingrad'a geldi. İnanılmaz kötü attı. İkisi Stalingrad'a geldi. Bu. Öyle mi? Bu da 3'e 1 ölmedi. 2'ye 1 öldü. Çok güzel oldu. Tamam. İnanılmaz kötü attı. Adam şu an. Küfür ediyor değil mi? Bir de öyle yani. Ona da bomber çalıştı. Tamam. Şimdi 3'e 3'e düştü bomber. Adam farkında tabii olayın. Evet tabii. Şimdi Katyuşa ile bomber 4/4'e vurur. From the People Hobbits'lere vurur. Ondan geri sonra geri kalan 4 yaparız. Manamızda da hiçbir şey yapamayız. Alpin Troop inmekten yaparız başka. Canım. Alpin Troop ineriz. Infantry ineriz. Evet. Aynen. İleri bileceğini söyle. Peki o zaman Katyuşa şuraya. Ama bombardıman buraya. Evet. Katyuşa buraya. Katyuşa da oraya. Bu da Sovyet halkından sevgilerle. Sevgilerle gönderelim. Alpin ve ileri sürmece. Alpin'in soyadı neydi ya? Mü diye başladı. Alpin oynayamadı.
Aa, manamız yetmedi. Okey abi. Ya da bağlamış da olabilir abi şu an. Oynadı ve elinde duruyor, gözüküyor olabilir yani. Yok yok. Manamız yetmedi. Yanlış. Allah Allah. Okey. Go. Sorun değil. Hesaplayamamamız acayip üçümüzün. Ha, yanlış hesap. Olabilir canım. Yani ben dikkat etmedim çok fazla. Olabilir. Ben de etmedim. Ya ben hesaplamak için bir efor gösterdim. Evet, Sherbrooke. Bomber'ı gördün mü abi? Bak, iki tane değil. Evet, evet, evet. Kendisi zayıflıyor. Ama çok işe yarıyor ucuz olduğu için. Ünite kaybettik. Ne de deployment. Ne kadar zenginmiş bu herifler ya. Evet abi, Amerikalıların zenginliklerine iş adam. 11 manası oldum. Bak, İstinaden. Tarafından. Reserves. Aha. Şu an gerek yok. Daha sonra bir şeyler düşünürüz bunlar. Şimdi. Kızılbayrak. Bu ikinci tüyde öldür abi. Bir de 6 manalık tankımızı aç. Evet. Şahane. Hayır, ah! O zaman 5 manalık infanterimizi açalım. Evet. Alışma... Şimdi Operation Cost'un varlığını bile unutup duruyorum evet, ya. Evet, gerçekten. Evet. Gerçekten unutuyorum yani. Bambaşka bir oyun aslında. Hearthstone'a benziyor diyoruz ama aslında bambaşka bir oyun yani. Ne diyor be? An enemy air or infantry unit must... Hani nerede? Elimize gönderdi işte 1270. Ben olur. Şimdi. Bir kere ya o fighter'ı o fighter'ı patlatmamız lazım. Nasıl olacak abi? From the people artık at şeyle patlatabiliriz mesela. Öyle mi? From the people guard dinlemez diyorsun. Pekala. From the people guard dinlemez. Sovyet halkından sevgilerle Katyuşa da dinlemez. Şimdi gelelim. Ortaya vuracağımız belli. Buna vuracağız yani. Ona bir manaya. Yok, vurmayacağız ya. Ben açıyorum canavarlarımı ya. Şimdi burası biraz karışık. Çok omelli diyor. Ama bence de 6 manalı açalım. Ne olacak? Trade edecek en fazla. Ama biz 6 manaya inmiş olalım abi. Bir fırsat bulmuş olduk. Evet. Şimdi buradaki problem şunu düşünüyorum. Ama inelim bence de. Okey. İnelim. Go diyelim. O sırada anlatayım. Anlatsan. Bizim zamanımız var abi. Peki. Bu tank ya abi 2/2 olan. Hı hı. Öndeki Sovyet infanterisinden bir şekilde kurtulursa gelip arkaya Katyusha'ya vuracak. Hem Katyusha ölecek hem bomba 2/3 kalacak. Hı. Benim endişem orada. Ama... Ama onu engelleyebiliyor muyuz abi? Mad var sadece. Onu da ben şu an harcamak istemiyorum. Bence de abi yok. İniyorum tank ben ortaya 34'ü. Anladım kaygını. Şunu bir şekilde instant remove edip Katyusha'ya evet, girecek. Hala çok kötü bir pozisyonda kalmıyoruz. Yok, çok kötü bir pozisyonda kalmıyoruz ama en kötü durumu onu handle evet, etmek. Evet. Aynen. Bir de 12 manası var gerçi. Onun üzerine bir şeyler de inebilir yani. Bizim 9 manamız var. Ne Amerikalı zenginmiş bu adam ya. Flame Thrower'a evet, geliyor. Bu arada Sinan'ın dediği doğru. Bomber çok dandikleşirse Red Banner atıyor. Onun mana kostu hala... Tabii abi. Bomber'a ne oldu? Tankı patlattı. Random enemy unit diye şans. Tanka geldi yani gerçekten. Bol şans. Gerçekten bol şans diye geldi. Şey peki. Bu bomberin kostu hala 4 ise abi. 6'lık bir şey olacak. Red Banner'ı atalım bir İtalyan mı gelecek? Ha, evet, evet, İtalyan. İtalyan gelecek. Atak edelim ve atalım o bomberı. Ama İtalyan gelecek işte evet. Şimdi bir kere abi şunu, o çok önemli değil. Şunu düşünelim. Biz 1/8'de ne yapacağız? Boş boş bakacağız. 16 mana hit point'i var. Şimdi bir kere şu 5 manalık şeyimizi bence açacağız. Tekrar açalım onu değil mi? Evet, bence de açalım. SU-37'yi açacağız. 8 etti. Bir sürü rezervlerim var elimde. Pure hand diyor abi bu. Bu. Onu atmayacağız zaten de. Şimdi Katyusha'yı yani bir yere vuracağız. Bomber'ı bir yere vuracağız. Bomber 1 vuruyor. Bence abi. Bomber'ı vuralım 1 de. Cımzı vuralım yani. Nereye? Beyze mi? Hayır. Bence 1/8'e vuralım. 4/4'e 1/8'e 1'e de vuralım yani. Fark etmez çok önemli. Katyusha'yı da vur abi. Bence 4/4'e vur da. Öyle mi? Neden? Aha. Ya çünkü 4/4 üstünüze gelebilir. Peki doğru. Aa 2 vurdu. Cömert teşekkür ederim. Bu kadar abi bu random benim. Evet. Ama o random'u çok pes attı oraya ya. Güzel geldi gerçekten. Helal olsun. Çok kart avantajımız var ama. Çok avantajlı. Şu oyun çok bizde yani şu anda. Bir şey olmaz. O reserve'ler evet, biraz tırt. Reserve tırt. Ama onlar bir tanesi var. 2, bir tanesi 3 tane veriyor. Evet tabii yani. Elimizi tamamen bitirsek de hand yapıyoruz ama hand değil tabii. Gerçi sıfıra oynuyorlar. Hand gene. Sıfıra oynuyorlar. Yine bir şeyler yaparlar yani. Evet. Sıfıra oynamaları ilginç. Evet. En son bir tane daha. Abi ne yapıyorsun? Olsun abi. Bu Amerikan Hava Kuvvetleri ne biçimmiş? Zaten bomberla tersi bir şey kalmadı. Bomber öldü. Heavy şimdi armorlu adam...
böyle oynayayım. 4. Bizim bomberin hitmanı niye düşmedi birden 0'a? Bir şey kaybettik mi? Ha, minimum of 1. Tamam, okey. Minimum of 1 işte. Abi bu adamı öldürmemiz lazım herhalde ama bomberına ne yapacağız bilmiyorum herifin. Bence bu adamı öldürüp 7 manalık İtalyan yaratığını görelim abi. Şimdi bir düşünelim abi, bir saniye. Tamam peki, okey. Okay. Değil mi? Oldu peki. Bu adamı atıyorum. Öyle değil ama katuş eyle. Öyle olmaz. Belki 2 vur. Doğru, önce katuşa. Cömert. Hay Allah'ım ya. O zaman bununla vuruyorum. Vur abi. Sonra red verir abi. Sonra red verir. Kızıl bayrak. Nerede kızıl bayrağım benim? From the same nation. 20 saniye. Oo, go, hızlı go, go, biraz 20 saniye. Aa, o kosta ünite yok, atamazsın diyor. Peki. Aa, o zaman ne buluyorsun? O zaman abi, atak et. Bir manalıkla atak et. Evet. Atak et hemen. 4 manalığı aç elimizdeki. Evet. Rifle rejimi dinliyor muyum? Ha, dinliyor manalık. O inemezsin. Yer yok abi, yer yok. Go. Ha, bu yer mi kaplıyor? Bak, inemedim. Evet abi. Bir dahaki round'u çok hızlı oynamamız lazım. Evet. Basamadım end turn'ı. Oyunda 6 manalık tane ünite. Kadar end. Evet. Subnation ya onlar. Bazen olmuyor yani. 6 manalık ünitesi yok herifin. Acayip acayip işler. O zaman bunu atacağız abi şimdi. Biraz sonra. Eğer... Bakacağız. O zaman ne acelesi gelecek? Acelesi yok abi onun 7 ya. Manalık. Abi bir acelesi yok onun. Etli bir şey istiyorum da. Güzel. Ground units cannot attack. Bu da bir bomba. Ama abi inanılır gibi değil ya bu random. Çok kuvvetli, çok kuvvetli. Yok, ha, random bu, yok, değilim. Yani 5 tahtası olan biri. Şimdi burada yalnız durumumuz kötü değil. Çünkü şu bomber o bomberı öldürüyor zaten direkt olarak. Bomber bomberı atabiliyor mu? Evet, ve damage yemiyor. O zaman bunu hemen vuruyorum. O easy. Hı hı. Katyuşa'yı şuna 2 vurur mu diye deniyorum ortadaki herife. Evet, evet. Tabii. Vurdu valla. O zaman bu bomberle onu öldürüyorum. 8 manaya ne oynuyorum? Abi Stalingrad'ı guard edebiliriz. T-70'ler. Ama bombera karşı çalışmaz ama başka şeylere karşı çalışır. Evet. Onun dışında... bence Stalingrad'ı guard. When this unit is dealt damage, your HQ... Stalingrad'a guard diyorsun. Guard bence evet. Kimseyi delirtemiyoruz zaten. Başka bir şeyimiz yok. Bir de güzel kısmı, o tankı ileri sürüp vurabiliyoruz direkt adamın bomberine. 2 damage vuruyor bombera. Bu bir nedir? Şey, armor. O şimdi artık bizim 4 bölü 3 bombamızı öldürür. Red Band'ın elimizde patlaması çok acayip. Abi evet yani. İtalyan... Abi zaten diğeri kadar iyi bir kart değil dediniz. Biraz ama daha konuşalım ama. Kızıl bayrak. İyi tabii yani. Kullandığımız zaman. Ha, 13. Regiment artı Red Band'ı yapabiliriz. Ama 4 manlık bir Sovyet ünitesi gelecek yani. Evet. Çok önemli değil. Yani elimize kart... Şu anda biz masada takıldık. Masayı ya biraz hendirelim. Biz destruction'ı da çalışıyor. Evet, board'a takıldık. Ben de unit moves into the front line, smoke screen. Marine'ler geldiler. Peki. Hoş geldin. Hoş geldin. Katuşa'yı. Peki. Katuşa'mızı aldı. Diğer Katuşa... Aha. Bu işimize yarar mutlaka. Bu herifin... Yok, çok çok az yarar ama. Öyle mi diyorsun? Evet, çünkü şu an ayı gibi manası var diyorsun. 12 manası var. Peki, yeri şimdi almanın abi, yolu kere... abi. Bomberlar bir, arkaya diye düşünüyorum. Hayır, olmaz öyle çünkü arkadaki abi heavy armor var ya, yetmiyor yani. Ha, o zaman bomberlar yeri de öldüremiyor. Bomberlar onu öldürüyorlar ikisi beraber. Smoke screen. Ha, HQ'ya veriyor. Smoke screen'i beyze veriyor. HQ'ya smoke screen verdi. Bomberlar bunu öldürüyor. Tank gidip ona 2 vuracak o bombera. Bombera mı vuracak diyorsun? Tabii. Zaten öbür 2'yi kim vuracak? Bir dahaki tur vuracağız onu. Şimdi geri kalanında abi yine de 13. Yer... Sinan'ın dediği 13.'yü ve 845'i açabilirsin. Peki. Yerde yer açtık, yerimiz bak. Limitli. Guard mard yok ortalıkta. Yok şu an yok. Peki birazcık doldurarak. Red banner atsak daha iyi değil mi 13'ü ya? Abi herhalde ne, bir dahaki gerek var abi ya. Yani neden kullanın, neden red banner atıyoruz ki? Gelen infantry mesela 1/1 gelirse ne yapacağız? Gelen infantry tamam, nasıl hayır, hem oradan geliyor hem oradan geliyor ya. Ama yani var olan bir kartımızı, iki kart atıyoruz abi bak. Hı. Hem bunu doğru kaybediyoruz rifle agent'ı, hem red banner'ı kaybediyoruz. Gelen şeyler random. Gerek yok yani. Evet risk. Evet tamam. Yani hani red banner iyi değil abi. İnisiyatif bizde abi, şu anda oyunun kontrolü bizde yani. Bizde olmadığı zaman evet, belki mesela çok büyük risk, guard bulmamız lazım falan, o zaman atarsın. Şu an bir şey yok, elimizde 4-5 kart var.
İnisiyatif bizdeyken çok büyük sorun değil tabi. Şu bomberimizi... 2 kredi daha, additional card. Frontline'ı destroy etti. Olur. Buraya mata gelecek. Bomberim, aa yok, base'imizi atıyor. Base. Bu arada base'imiz bayağı demiş bir şey. Evet zaten. Nasıl indireceğiz bu herifi? Bombalayacağız. Abi şimdi küçük bomber bir vurabiliyor ona. Vuracak birini. Öbür biri kim vuracak? Büyük bomber, özür dilerim. Öbür diye vurmayacak zaten. Evet. Ya da vurur belki. Diğerlerini ileri süreceğiz. Evet. Onun dışında da Su-76'yı da ineceğiz. Açacağız işte bir şeyler abi. Su-76'yı inemeyebilirsin bu arada. 3 vuruyor yani. Böyle vuru değil. Hayır. Hayır abi, o vurmayacak şu anda. Bir infantileri ileri sürüyor. Abi çok acayipmiş. Alpine'i in. Evet. Başka ne var elimizde? 8 mana. Alpine gel abi. Alpine in. Artileri in. Suyu inme abi. O 3 vuruyor bize. 4 kalıyoruz yani. Ölümüne iniyoruz yani onu. Gerek yok şu anda. Peki. Gel öyle bakalım. İki de adamın base'ine vur abi. Öbür şey. Bomber ikisi. Bomberla. Aynen. Manamız değil. Abi Su 74 şu an çok riskli Su 76 ya. Evet bak Sinan demiş. 14 kredi oldu adam, gördünüz mü beyler? 12 evet, iken artık 2 alırım dedi. Ve 3 daha vurursa base'imize öldürmek üzere herif bizi, ama herhalde bu kadar sustain edemeyecek bunu artık yani. Bakalım göreceğiz. Delirmiş ya. Çılgın gibi saldırıyor base'e. Sen de unit to his own zend. Has artı 3 atak against infantry and HQ. HQ'ya vurdurmayız da onu. Tamam, şimdi bomber öldü. Ondan bir kurtulduk. Okay. Evet. Bu herifi nasıl öldürüyoruz? Onu da kolay o da. Bomberlar artık bomberlarla öldürüyoruz. Peki. Bomber... Abi bir öldürelim her şeyi. Abi bomberı bununla öldürebiliyorum ancak. Onunla öldürüyoruz. Evet, aynen. Alpine ileri. De... Alpine ileri. Geri kalan herkes de onu öldürüyor. Herkes buraya atıyor. Bu herif top tekten bize deal 4 demiş. To enemy face çekemezsin. Falan gerek, evet. Şimdi biz abi bence ne olur ne olmaz şu... 2 manalık olan infantry inelim. Evet. Nasıl demiş bir şekilde hani bunu? Tamam, evet, vurdurturuz bir şekilde. Biz atak ederiz bir şey. Bir şey yaparız. Tamam, hani birazcık healing olmamızı sağlar. Başka da zaten bir şey yapacak yerim yok. Hadi abi ne çektin? Deal 4 demişti enemy face mi? Yok. Random enemy test artı 2 operation cost. Kime geldi o? Şuraya geldi galiba. O çocuğa gelmiş. Tamam. Peki şunu indirin abi. Onu indirebilecek en güzel adamlar. Biz adamı öldürebiliyor muyuz abi? Bir saniye. Sanmıyorum. 2, 4, 5, 7... 8. Yalan. 13 vurabiliriz. Tamam, okey. Yalan. Bu adamı en güzeli uzaktan bombayla öldürüyorum işte. Olur. Herhalde. Benim airborne'um yok mu sanıyorsun? Yalnız buna işte red banner atabilirim şu anda. Abi şimdi 2 manalık bomberı ileri sürelim. Bomberı mı? Atak edelim yani. Bomber abi, bomberı. İleri sürelim. Hayır, ileri sürelim. Yer açıyoruz. Bu yapılabiliyor mu? Ben bunu bilmiyordum. Yapabilirsin istersen. Aa, ben onun orada kalmak zorunda olduğunu düşünüyordum. Peki. Artilleriyi de ileri sür. Şov yapıyoruz şu an biraz da. Evet, biraz şov. Aç abi airborne'u. Airborne'u aç. Evet. T'ye de Ural at. Aynen, tankı sek. Nerede Ural? Red banner yani işte Ural. Red banner. Go. Elime mi veriyor? Yere mi veriyor? Hayır, aç oraya koyuyor. Manam da kalmaz zaten. Evet. Şov yaptım. Bir vardı galiba ama neyse. Vardı da ben şov yapmaya tercih ettim. Bu ne abi yani? 6 bölü 4 geldi. İşte deal 4 demişti, enemy HQ gelecek şimdi. 6 bölü 4 armor 2. Hayvan. Abi o damage yemeden gitti bir de. Burayı da heal edemedi. Evet. Şimdi 6, 8, 10, 11, 12, 13 vurabilirdi bana. 13 vuruyor. Hala olmadı mı? Yok, olmadı. Bunu oynamak biraz güzel. Bunu oynayarak canım. Evet. Abi mad atayım mı ne olur? Gerçi frontline nasıl geçiyor? Bence frontline... ground unit geçemez. O yüzden Blitz'li 4 vuran bomber'ı falan inmesi veya artillery inmesi lazım. Ya da evet. Ya da rage quit yaptı, haberimiz yok. Yani şu an olabilir evet. Ya da disconnect olmuş olabilir, bir şey olabilir. Ben connected miyim? Bence rage quit. Rage quit.